Şeker ameliyatı sonrasında ishal olur muyum? Bu soru bizim için çok önemli bir soru. Şundan dolayı, çünkü birçok hasta böyle bir çekinceyle karşımıza geliyor. Bunun net cevabı, geçici bir süre mutlak ishal olursunuz. Elbette ki. Çünkü şeker ameliyatı da özünde bir metabolik cerrahi yöntemdir. Obezite ve metabolik cerrahi yöntemlerin hepsi ince bağırsaklarda bir yer değişimi ya da bypass işlemi gerçekleştiğinden dolayı ince bağırsakların sıvılarla olan iletişimini ve etkileşimini farklılaştırır. Vücut yeni fizyolojisi ve anatomisine uyma döneminde ince bağırsak hareketleri hızlandığından dolayı aldığınız gıdalar ince bağırsaklarınızı çok hızlı terk ederek kalın bağırsağınıza geçer. Bu sebeple özellikle ilk günlerde ishaller çok sık görülür. Ancak bu ishaller %85-90 kalıcı değildir. Çok hızla 1-2 hafta içinde kıvamlanır. Hem günlük frekansı azalır. Yani günde bazı günler, ilk günlerde 10-12 bazen daha bile fazla varan ishaller olmakla birlikte birkaç gün içinde bu ishallerin günde 1-2 defaya ve katılaşarak indiğini görmekteyiz. Ancak ishaller kısıtlı sayıda hastada, yaklaşık 10 hastanın birinde uzun dönemli ve sebatkar, inatçı halde olabilir. Bu ihtimali de göz ardı etmemek gerekir. Bunu da hastalarımızla mutlaka paylaşıyoruz. Bu durumda yaptıklarımız medikal ve takip açısından çok tedavi seçeneklerimiz var. Ancak en önemli şey, bu ishal dönemleri uzadığı vakit ilk 1-2 ay döneminde böbrekleri koruyucu sıvı alımını çok dikkatli takip etmek gerekir. Şeker ameliyatı sonrasında olan ishaller sosyal hayatımızı geçici bir süre biraz etkilese de bunlar tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak bu dönemi çok yakın takip ederek ve çok iyi destekleyerek geçirmek çok önemlidir. Çünkü ameliyattan sonra sıvı değişiminiz zaten farklılaşacaktır. İshallerle artacak olan sıvı kaybınız böbreklerinizi erken ve hızlı yorabilir. Bu anlamda eğer ishallerimiz beklediğimizden biraz daha uzun süre devam ediyorsa sıvı alımımızı çok iyi takip etmeli, günlük idrar miktarımızı çok iyi takip ederek DiaSurge ekibiyle ve benle iletişim halinde olmanızı bekliyoruz.